Bize bir seri verip S serisinin yakınsayıp yakınsamadığını bulmak için limit karşılaştırma testinde aşağıdaki serilerden hangisini kullanmamız gerekir diye sormuşlar. Limit karşılaştırma testinin altını çiziyorum. Ne olduğunu da hemen hatırlayalım. Elimizde iki tane seri olduğunu düşünelim. Bu gösterimi kullanalım. A alt indis n ve diğer seri de evet B alt indis n olsun. Bütün n değerleri için A n ve B e n'in sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit olduğunu da biliyor olalım. Buna göre n sonsuza giderken a n bölü b e n'in limiti eğer pozitif bir sabite eşitse bunu da sıfır küçüktür c o da küçüktür sonsuz olarak belirtelim. Evet eğer bu durum geçerli ise bu serilerin İkisi de ya yakınsar ya da ıraksar. Ve bu son derece mantıklıdır çünkü e n'in çok büyük değerleri için yani terim sayısı arttıkça serilerin davranışları birbirine benzemeye başlıyorsa iki seri de yakınsıyor ya da ıraksıyordur. Bununla ilgili bir videomuz olduğunu da hemen hatırlatayım. Şimdi biraz düşünelim bunun a alt indis n evet böyle olduğunu kabul edersek karşılaştırma yapabileceğimiz bir seri nasıl bir seri olur n'in çok büyük değerleri için aynı şekilde davranacak bir seri bulmamız lazım bu seri sınırsız gibi duruyor bu göze pek de tanıdık gelmiyor. Paydasında 3 üzeri n eksi 1 var ama payının aynı şekilde davrandığını söyleyemeyeceğim. Ama buradaki dikkatimi çekti. Bunu n eşittir 1'den sonsuza kadar 2 üzeri n bölü 3 üzeri n'in toplamı olarak evet böyle yazabiliriz öyle değil mi? Şimdi bu iki serinin ne kadar birbirine benzediğini gördünüz. Aradaki tek fark burada paydada eksi 1 olması. Eksi 1'in sabit bir sayı olduğunu düşünürsek e n'in çok büyük değerleri için bu iki serinin birbirine çok benzer bir şekilde davranacaklarını söyleyebiliriz. Denemeye ne dersiniz? Evet. Limit bu arada AN ve BN'lerin bu eğer BN ise bunların N'in alacağı herhangi bir değer için yani N eşittir 1, 2 ya da 3 için bunun pozitif yani sıfıra eşit ya da sıfırdan büyük olacağını biliyoruz. Aynı durum bu seri için de geçerli. Bu da tüm N değerleri için pozitif olacak. Bu koşulu sağladığımıza göre şimdi de N sonsuza giderken AN bölü BN'in limitini bulmaya çalışalım. Şu rengi kullanayım. 2 üzeri n bölü 3 üzeri n eksi 1 bölü 2 üzeri n bölü 3 üzeri Evet, bu ifadeyle biraz oynarsak, şuraya yazayım. 2 üzeri n bölü 3 üzeri n eksi 1 çarpı 3 üzeri n bölü 2 üzeri n. Pay ve paydadaki 2 üzeri n'ler birbirini götürecek ve geriye 3 üzeri n bölü 3 üzeri n eksi 1 kalacak. Payı ve paydayı bir de 3 üzeri n... -1. Evet, bununla sadeleştirelim. Böylece 1 bölü 1 eksi 1 bölü 3 üzeri n elde ederiz. Yani bu limit n sonsuza giderken 1 bölü 1 eksi 1 bölü 3 üzeri n'e eşittir. Peki bu neye eşit olur? n sonsuza giderken 1 bölü 3 üzeri n'in değeri 0'a yaklaşacağından bu ifadenin değeri de 1'e yaklaşır öyle değil mi? 1 de sıfırla sonsuz arasında yer aldığı için bu iki serinin kaderlerinin ortak olduğunu söyleyebiliriz. Başka bir deyişle ikisi de ya yakınsıyor ya da ıraksıyor olacaklar. O halde bu seri limit karşılaştırma testi için uygun bir seridir diyebilirim. Peki seriler yakınsıyorlar mı yoksa ıraksıyorlar mı? Bu geometrik bir seri ve ortak oran birden küçük olduğuna göre yakınsar. Evet not ediyorum yakınsar. Ve bu seri yakınsadığına ve limit karşılaştırma testine göre bu seri de yakınsar. Evet bu da yakınsar. İşte bu kadar.